Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Bugün de sizlere Trabzon Merkez'den, sektöründe öncü bir firmadan, Öz Sandıkçılar Su Ürünlerinden seslenmeye devam ediyoruz. Yanımızda firma yönetim kurulu başkanı Sayın Turgay Öz Sandıkçı bulunmakta. Bakalım bizlere sektörleri ve çalışmaları hakkında neler aktaracaklar ve ben hemen Turgay Bey'e dönmek istiyorum. Öncelikle merhabalar Turgay Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz efendim? Benim adım Turgay Öz Sandıkçı, firmanın yönetim kurulu başkanıyım, eski futbolcuyum, profesör futbol oynadım ama baba mesleğe bunu seçtik, işte devam ediyoruz. Sektörde yani belli bir yerlere kadar geldik ama sektörde biraz sıkıntılar var. Biz ihracat yapıyoruz, ihracat yapmamız için balık bulamıyoruz. İşte yani böyle. Tabii bu sıkıntılara genel olarak gireceğiz ama öncelikle bizler Öz Sandıkçılar Su Ürünleri bünyesinde neler yapıyorsunuz? Vermiş olduğunuz hizmetleri sizlerden öğrenmek istiyoruz Turgay Bey. Kısaca bizlere ve izleyicilerimize aktarır mısınız? Vallahi fabrikaya bakmayın. Biz balığı yani tutan bir firmayız. Kayığımız var denizde. Tutuyoruz. Halka yani hizmet amacıyla halka yani şey yapıyoruz. Satışını gerçekleştiriyoruz. Bunun akabında da ihracat yapıyoruz. Peki efendim, genel olarak bu alanda sizleri tercih eden müşteri portföyünüzü kimler oluşturmakta? Vallahi Türkiye içinde bütün yani doğu batı herkes bir tercih ediyor ama başta Avrupa'da Almanya, Hollanda, Belçika, oraya ihracat yapıyoruz. Gayet iyi gidiyor şu an. Evet, Allah daha iyi yapsın. Peki efendim, biraz da o zaman fiyat politikasına değinelim. Burada sizleri tercih eden tüketiciye uygulamış olduğunuz fiyat politikanız nedir Turgay Bey? Vallahi firmalara bakarsan bizimki daha uygun ama bu denizde olan balığa bağlı. Balık eğer fazla olursa fiyat da uygun oluyor ama balık kıt kıt olursa fiyatları da yüksek oluyor tabii. Evet efendim, Öz Sandıkçılar Su Ürünleri olarak ileriye dönük hedef ve projeleriniz nelerdir? Kısacası bizler sektörünüzü ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz Turgay Bey? İnşallah o kadar da göreceksiniz. Onu Allah bilir, bilemiyorum ama ihracat yapabilirsek, ülkeye döviz kazandırabilirsek ne mutlu bize. İnşallah en kısa zamanda hedeflerinize muvaffak olursunuz diyorum. Peki efendim, bünyeniz dahilinde bu hizmet ve çalışmalarınızı toplam kaç kişilik bir personel kadrosuyla gerçekleştirmektesiniz? Vallahi 30 kişiye tahminim tekam ediyorum. 30 kişi istem ediyoruz yani şu an. 30 kişiyle burada hizmet ve çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Peki efendim, ben şimdi sektörel bazda yaşamış olduğunuz sıkıntılarınıza ve zorluklarınıza değinmek istiyorum. Sizler de arz edersiniz ki her sektörde olduğu gibi muhakkak sizin sektörünüzde de yaşamış olduğunuz belli başlı bir takım sıkıntılarınız, zorluklarınız muhakkak oluyordur. Varsa nelerdir bunlar? Vallahi sıkıntılar işte Ziraat Bankası'ndaki kredilerin, çevirme kredilerinin biraz daha uzun vadeye yayılması. İşte tayfa bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Tayfa derken denizde balık avlıyoruz ama fabrikada böyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Denizdeki tayfadan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Şu anki hükümetimizin bize vermiş olduğu çevirme kredilerinden dolayı tabii ki başta büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Şu an yani belli bir sıkıntımız yok ama yani sıkıntılar da gideriyoruz yani ileride. Peki Turgay Bey, denizde balık her zaman olmuyor. Tabii az çıkabiliyor, çok da çıkabiliyor. Az çıktığı zamanlarda bunun fiyatlarının yükselişi tüketiciye ne gibi olumsuz yönde etki yapmakta? Bunları sizden öğrenebilir miyiz? Valla vatandaş mağdur biliyorsunuz. Yani ekonomik sıkıntı var. Hı hı. Balık bol olursa yani ucuz fiyatta balık yiyor. Balık kıt olursa yüksek fiyatta olunca yiyemiyor. Tabii bütün sıkıntı bundan ilgili. Yani denizdeki balığın bol olmasıyla alakalı bu iş. Balık da denizde bol olursa vatandaşa çok ucuz bir fiyatta balık yiyebiliyor ama denizde balık az olunca tabii fiyatlar yükseliyor. Yükselince peki de efendim, şu anda kış aylarındayız ve bol bol bizim balıktan balık vitamini almamız gerekiyor. Balık yememiz gerekiyor. Özellikle de çocuklar için. Şu anda hangi balıkları tüketicimizin yemesini şiddetle tavsiye ediyorsunuz? Vallahi öyle bir zamanda geldiniz ki balığın en kıt zamanında geldiniz. Yani şu an yani hiç böyle daha olmamıştı. Karadeniz'de balık şu an Sakarya, Akçakoca kıyılarında çıkıyor. Karadeniz'de yani Sinop'tan Hopa'ya kadar hiç balık yok. O da sizin çekimize rast geldi. Şu anki durum yani Karadeniz yani Doğu Karadeniz'deki vatandaş için en zor zaman, çünkü balık yiyemiyor. Çünkü balık
Palamut'tan dolayı mı, artık Çınakop'tan dolayı mı bu tarafa gelmedi. Havalardan da olabilir çünkü hava devamlı Poyraz esiyor. Evet. Karadeniz'de karayelde balık bulur derler atalarımız, büyüklerimiz. Onun için yani Karadeniz, Doğu Karadeniz vatandaşının şansı bu sene yok gibi. Evet efendim, buradan son olarak bizlere ve bizleri izleyen sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Vallahi neler söyleyeyim, yani balığın gözüne baksınlar, canlılığına baksınlar, kendi sağlıklarını düşünsünler. Yani olur olmaz yerden balık almasınlar. Ya balığı canlı almaya takip bunu etsinler. Bunu nasıl anlayacaklar peki efendim? Balığın gözüne bakacak. Kulaş içe olacak değil mi? Tabii gözleri canlı olacak. Kulaş şeyleri kırmızı olacak. Yani bunu biliyorsunuz. Ben tarif etmeye evet, gerek yok. Bu şekilde tercih etsinler. Bayat balık alıp sofralarına götürmesinler. Peki efendim, bizlere vermiş olduğunuz bu güzel bilgilerden ötürü size çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha nice uzun, bol kazançlı, güzel günler sizlerle olsun diyorum. Şimdiden iyi çalışmalar. Her şey gönlünüzce olsun.